Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Artık havalar soğudu. Yani Erzurum gerçekten soğudu da bugün dağlara ikinci kez kar yağdı böyle. Hani bundan sonra artık yavaş yavaş şehir merkezine doğru aşağılara doğru gelmesini bekliyoruz böyle. Çünkü artık mevsimi yani Ekim'in 19'u bugün. Ekim'le bitti zaten. Kasım kıştır zaten. Cumhuriyet'ten sonra kıştır geliyor. Neyse arkadaşlar konumuza gelelim. Bugün daha doğrusu geçen sene alım olduğunda böyle bir arkadaşımız olmuştu işte. Yani herkes atanmak istiyor. Herkes yerleşmek istiyor. Acaba yerleşenler memnun mu, mutlu mu diye bir güzel bir yorum gelmişti bana. Yani analiz ettiğimizde yani gerçekten haklı sebepleri de var, haksız sebepleri de vardır. İşte bugün tıbbi sekreter olarak yarın öbür gün siz atandığınızda veya tercih yani atanmadan önce tercih vereceksiniz. Ondan dolayı işte biliyorsunuz ki tıbbi sekreterler işte il ve ilçe devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, ondan sonra üniversite hastaneleri, il ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlık merkezleri, ağız ve diş şeylerine çalışıyor çalışıyor. Yani gerçekten çok geniş bir yelpazeye sahibiz tıbbi sekreter olarak. İşte yarın öbür gün siz atandığınızda veya tercih verdiğinizde yani bilmeniz gereken bazı şeylerin bilincinde olursanız yarın öbür gün sizin işinize yarar. Çünkü yani mesela atanıyor adam veya kişi atanıyor böyle ama gittiği yerden memnun değil, gittiği ortamdan gittiği birimden memnun değil. Bunlar gerçekten çok önemli oluyor. Gerçekten insanın çalıştığı ortam, çalıştığı ortam arkadaşları bile iyiyse böyle insan hiç sıkılmıyor, çalışmak ister. Yani mesela bazen biz hafta sonları bile hastaneyi özlediğimiz günler de oluyor. Çünkü ortamımız güzel, samimi arkadaşlarımız var, şeyler. Bunlar gerçekten önemli şeyler. İşte yarın öbür gün tercih ettiğinizde dikkat etmeniz gereken genel olarak özellikler. Şimdi genel olarak yoğun olarak, yoğun kapasite olarak yoğun olan yerler biraz daha sıkıntı oluyor. İşte bunlar nereleri oluyor? Şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri ki bazı üniversite hastaneleri gerçekten çok sakin. Mesela bizim burada bence kar çok sakin diyebilirim yani kendi çalıştığım yerle kıyasladığımda böyle. Ama tabii genel olarak üniversite hastaneleri de yoğundur. Size nacizane tavsiyem yarın öbür gün tercih verdiğinizde veya gitmek istediğiniz ile bakın, hastaneye bakın. İçini bir yani görmenizi ya da orada varsa tanıdığınız biri sorun soruşturun yani bunlar çok çok önemli. Tabii şöyle bir durum da var. Yarın öbür gün siz en kötü bir hastaneye ya da en kötü bir yere de düşebilirsiniz. Yani daha tabir olarak diyorum böyle hani sevmediğiniz bir yerdir. Ama çalıştığınız ortam, çalıştığınız birim, çalışma mesai arkadaşlarınız iyidir böyle. Gerçekten çok keyif alıyor böyle. Ama genel olarak baktığımızda işte şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri çok yoğun oldukları için ve bazı devlet hastaneleri de gerçekten çok yoğundur böyle. Ondan ötürü eğer insan daha çok çalışıyor ve daha çok kişiyle muhatap olduğu için böyle ister istemez yani mutsuz huzursuz olabiliyor böyle. Bunlara dikkat etmek gerekir. Hastane oraya gittim. Bir de üniversite hastaneleri gerçekten yoğundur. Yoğun olmayan yerler de var ama genel olarak yoğundur. Yani devlet hastanelerine nazaran belki de disiplin biraz daha fazladır. Yani idare daha iyi çalışıyor. Gerek başhekimi gerek rektörü falan gerçekten yani biraz daha devlet hastanelerine kıyasen daha bir iyidir diyebilirim böyle o yönde. Ama serbestlik noktasına tabii kurumdan kuruma değişir ama bazı üniversitede gerçekten yani o kadar şey değil yani kesin bir durum yok böyle. O yönü güzel. Yani çalışılabilir mi? Gerçekten çalışılabilir üniversite hastanelerinde. Hani diğer hak hukuklarına zaten bazı sadece birkaç değişiklikler var işte kaynakları gibi falan. Ve yeni bir hak geliyor. Önce devlet hastanesine, Sağlık Bakanlığı'na geliyor. Ondan sonra üniversiteye geliyor. Onu tabii yani dezavantaj sayabiliriz böyle. Başka da bir sıkıntısı yok. Şehir hastanesi hastane potansiyeli bakımından çok yoğundur böyle. Hele siz şehir hastanesine, mesela şehir hastanesinde çalışıp da daha sakin, daha iyi bir birimde olan arkadaşlarımız da var mesela. Klinikteki arkadaşa bence rahattır. Her yerde, üniversitede olsun, klinikte, devlette de olsun, diğer eğitim araştırmada da olsun fark etmeksizin
Klinikler bence iyiydi ama güzel klinikler. Mesela hani onkoloji gibi, dahiliye gibi ya da ortopedi gibi bölümler bazen sıkıntı da olabiliyor. Yani tamamen hasta potansiyeline bağlı bir durum diyebiliriz. Hani mesela tıbbi sekreterin düşmüş olduğu o işte MR, tomografi, ne bileyim radyoloji şeylerinde çok 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 yoğun oluyor. Yani sabah 9.30'da zaten 9'da başlıyor. 9-9.30'da başlarsın böyle artık devam eder ta bitene kadar böyle. Gerçekten buralar biraz sıkıntı. Yani buna dezavantajlıdır ama yani genel bakımından eğer siz hastaları sevmiyorsanız ve hastayla muhatap olmak istemezseniz böyle tıbbi sekreterseniz size nacizane tavsiyem il sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlık merkezleri bu yönden daha rahattır. Yani il sağlık müdürlüklerini ben ziyaret ettim böyle. Oradaki arkadaşlarımla da biraz röportaj gibi yaptım, böyle bir sohbet ettik. Yani her hukuktan, maaşından, haklarından, işte hani yönetim nasıldır, yazışmalarınız ne şekilde falan filan. Şimdi İl Sağlık Müdürlükleri biraz daha yani hastayla zaten pek muhatabınız neredeyse hiç yok. Tamamen yazışmalar işte tamamen hepsi bilgisayar üzerinde yazarsanız, yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, gönderiyorsunuz, imzalamalar falan filan, bu tür şeyler var. Hani tabi oranın mesela hani biraz daha sakin diyebiliriz ama yazışmalara biraz daha dikkat etmeniz gerekir. Yani bir şey yok. Oradaki arkadaşlarımızın çoğusu memnun böyle. Çünkü ister istemez oradaki arkadaşlarla samimi oluyorsun. Hani bir diyaloğunuzla bir güzel bir ortamınız oluşursa zaten keyfinize değecek bir husus yok. Hastalarla muhatabınız yok. O yönden çok güzel. Tabi oranın mesela şeyleri yok. Öğle yemeği yok. Hani biraz mesela şu anda teşvik değil, şeyde bize biraz daha düşük alıyor. Onu da belirteyim böyle. Taban ek ödeme dediğimiz. Burada biraz daha bizden az alıyor. Mesela biz 1200 alıyoruz. Onlar 700 küsür bir şey alıyor böyle. Bir diğer yer toplum sağlık merkezleri. Toplum sağlık merkezi ben staj görmüştüm onu. Bizzat gidip şey yapma yani konuştuğum şeyin falan yok ama o da staj görmüştüm böyle Trabzon'dayken. Toplum sağlık merkezleri biraz daha rahat diyebilirim il sağlık müdürlüklerine. Hani tabi dedim ya en başta dedim ya yani bulunduğu il, bulunduğu yer çok çok önemli. Mesela örnek veriyorum İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü bir mi? Yani orada bulunan toplum sağlık merkezi ile burada bulunan toplum sağlık merkezi bir değil. Küçük yerler daha büyük iyidir ve ortamı da ve herkes birbirini tanıyor. Mesela bizim hastanede şu anda kendi çalıştığım hastanede çoğusunu ben tanımıyorum böyle. Yani sadece yani belki çoğusu beni tanıyor ama ben çoğusunu tanımıyorum böyle. Çünkü çok kalabalık, çok yoğun hastane, hem hasta olarak hem personel olarak. Ama küçük yerlerin böyle bir dezavantaj mı avantaj mı diyeyim bilmiyorum ama herkes birbirini tanıyor, herkes bir dedikodu gıybette dönüyor yani gerçekten dönüyor. Bunu şey yapmayalım bile. Oluyor yani toplum sağlık merkezi daha çok işte hani diyelim ki bir örnek veriyorum ki biz Trabzon'dayken hani milletin girmiş olduğu sahil yerlerine gidip oradan araştırma yapılıyordu. İşte o araştırma neticesinde burası denize girmeye şey mi temiz midir onaylı mıdır diye şey yapılıyordu. İşte ona yazışmalar vardı gönderiyordu. Ay sonu raporları vardı, yıl sonu raporları vardı diye bir şeyler vardı. Ama çoğunlukla mesela hani çoğu zaman iş yoktu böyle. Gerçekten sakinli, çok rahattı böyle. Hani o yönü bunu bilmek gerekir ya. Ama mesela bazıları iş hastane ortamını seviyor böyle. Hastane ortamı güzel ama hastane ortamı şimdi hastadan hastaya değişiyor. Bazı hastalar gelip gerçekten çok mütevazi, çok böyle işte yani empati yapıyor. Ne bileyim yani bazıları da geliyor direkt sanki yani ben düşmanıyım gibi hareket ediyor. Yani gerçekten her tipten kişilerle maruz kalabiliyoruz böyle. Ama gerçekten bazıları da hani Allah razı olsun çok güzel, çok iyiler böyle. Ve yani bizim toplumumuzda en azından işte buradan benim gördüklerimde, kendi yaşadıklarımdan bizim halkımız, bizim milletimiz gerçekten çok yani böyle
İyidir böyle. Hani sen ona bir iyilik yaparsın böyle. Allah razı olsun. Yani dualar şeyler çok çok dönüyor. Ve oyunu güzel. O yönden dolayı belki de yani hastanede devam etmek istememin yani çünkü ben de rahatıma düşkün bir insanım böyle. Yine buna rağmen mesela bu duaları, bu güzel dilekleri dilemek bana çok güzel geliyor. Ben oraya da devam ediyorum böyle güzel. Başka yapacak bir şey yok. Yani başka ekleyeceğim, edeceğim bir şey yok yani. Bizim bölüm iyi. Bizim bölüm eğer yani siz tercih ederken muhakkak araştırın. Gideceğiniz kuruma, gideceğiniz yere, gideceğiniz il, bölge ne bileyim çok çok önemlidir yani. Rabbim hayırlısı nasip etsin. Bu konuda değinmek istiyorum böyle. Çok uzun zamandır değinmek istiyordum böyle ha bugün ha yarın. Bugüne nasip oldu böyle. En azından buna da değinmiş oldum diyebilirim inşallah. Sağlıkla kalın, selamete kalın. Allah'a emanet olun inşallah.